Evet, vektörlerde kalmıştık. Kitabımızın 20, pardon, 3. bölümü vektörler. Bölüm 3. Vektörler. Şimdi vektör ne öncelikle? Biliyorsunuz muhtemelen ama tekrar hatırlatalım. Vektör yön gösteren bir doğru parçası gibi düşünebiliriz. İşte kuzeyi gösteriyoruz. Bir doğruyla yön gösteriyor. Fakat yönü göstermesinin yanında bir de bunun büyüklüğü olacak. Fiziğe uyarlayınca şimdi bu yön gösterme işini, dersin ilerleyen kısımlarında yapacağız. Birim vektör dediğimiz sadece yön gösterme amacıyla kullandığımız vektörlerle yapacağız. Bizim asıl vektörlerimiz peki fizikte yön gösterecek ama bu yöndeki şiddeti de gösterecek. Yani şu, işte ben yerde duran bir kolyeye kuzeye doğru bir kuvvet uyguladım. Şimdi bu uyguladığım kuvveti tam olarak açıklamaya yetmiyor. Tamam, kuzeye uyguladıysam kuvveti o kutuya, o kutu kuzeye gidecek. Yönü var, uyguladığım kuvvetin yönünü vermişim. Ama bu kolyeyi, kutuyu hangi kuvvetle itmişim? Çok mu güçlü itmişim? Az mı güçlü itmişim? Çok güçlü ittiysem, çok güçlü olduğunu belirtmek için büyük bir ok çizeceğim. Biraz az kuvvetle ittiysem kuzeye doğru daha küçük. Çok azıcık kuvvetle ittiysem daha küçük. Dolayısıyla bizim bahsedeceğimiz bu vektörler sadece yön göstermekten ziyade yön göstermenin yanı sıra bir de o yöndeki büyüklüğü, şiddeti de verecek. Dolayısıyla bakın aslında vektörleri tanımlamaya başladık bile. Yön gösterecek, büyüklüğü olacak gibi. Şimdi niye böyle bir şeye ihtiyaç var? İşte dediğim gibi fizikte, bilimde bazı büyüklüklerin yönleri de büyüklükleri de önemlidir. Şuralar başlangıç noktaları olacak. Birazdan söyleyeceğiz. Evet. Mesela kuvvetle başladık. Kuvvet. Şimdi desem ki ben şu an odada arkadaşlar benim odamda bir sandalye var. Ve o sandalyeyi ittim. Sizce bu sandalyenin benim işte karşımda şu an duvar var, sağımda kapı var, solumda pencere var. Ortada da bir sandalye var. Bu sandalyeyi ittim. Sizce nereye gitmiştir? Hepiniz şu an bu odada değilsiniz. Bilgisayarlarınızın başındasınız. Hadi cevap verin bakayım. Nereye gitmiş bu kutu, sandalye? Hiçbir fikriniz yok. Ama desem ki ben bu sandalyeyi kapıya doğru ittim. Bakın artık bir şey çağrıştı. Cevap olarak kapıya yaklaşmıştır'ı emin olarak verebilirsiniz. Demek ki bakın yönün önemli olduğu fiziksel büyüklükler var. Ya da işte pencereden dışarı bakıyorum şu an. Bir araba gidiyor. Saatte 30 km bölü saat hızla. Sizce bir saat sonra nereye varmıştır benim penceremden baktığım araba? İşte ne tarafa gittiği önemli değil mi? Penceremden bakarken ben güneye gittiyse güneyde bir yerdedir. Kuzeye gittiyse kuzeyde bir yerdedir. Yönü önemli. İşte bu araba ne kadar yer değiştirmiştir? Kaç kilometre uzaktadır yarım saat sonra? Ya da Sivas'tan yola çıkan otobüs saatte 110 km bölü saat hızla gidiyor. Süratle gidiyor. 4 saat sonra bu Sivas otogarından çıkan otobüs nereye varmıştır? Bir fikriniz var mı? Bir kesin cevap verebilir misiniz? Hayır. Eğer Ankara'ya doğru gittiyse Ankara'ya yaklaşmıştır. Kayseri'ye doğru gittiyse Kayseri'yi geçip gitmiştir. Yön önemli. İşte yönü de önemli olan diyelim. Çünkü diğer zaten büyüklüğü önemli. Yönü de önemli olan niceliklere vektörel nicelik diyoruz ve bunları vektörlerle ifade ediyoruz. Yönü önemli olmayıp sadece sayısal değeri önemli olan niceliklere de hatırladığınız gibi skaler diyoruz. Bu nedir mesela? İşte arkadaşlar şu an saat 10'u 10 geçiyor. Anladınız ki sabah olmuş, uyanmışız, 1-2 saat geçmiş, öğlen yaklaşıyor değil mi? Yani 10'u 10 güneye doğru geçiyor dememin gereği yok. Ya da yukarı doğru 10'u 10 geçiyor arkadaşlar gibi bir şey yok zaman. Bazı seneler
E zaman hep yönü vardır işte, ileri akıyor, zamanı geriye döndüremeyiz diye sorular geliyor. Fakat buradaki yön o yön değil. Zaman zaten ileri akan bir şey. Tek yönü olan bir nicelik. Biz niye vektörlerden önce bir boyutlu hareketi işledik? Oradaki harekette vektör bizim çok da işimize yarayacak bir şey değildi. Vektörü tanımlamadan hareketi bir boyutta işledik. E zaten çünkü oradaki hareketimiz bir boyutta. İkinci bir boyut alternatifimiz yok. Onun için bir vektöre çok ihtiyacımız yok. Ama şimdi bundan sonraki bölümde iki boyutlu harekete geçince artık hareketi vektörel olarak incelememiz gerekiyor. Çünkü bir boyutun da dışına çıkacak. İki, üçüncü boyutlara gidecek. Zaman da öyle. Zaten hep ileri akıyor. Bir doğrultuda, yani bir doğrultuda geriye gitmek, filmi geriye sarmak isterseniz yine aynı doğrultuda geriye saracaksınız. Başka bir alternatifiniz yok. Onun için zamandaki o yön buradaki yön gibi değil. Zaman skaler dolayısıyla sadece sayı yetiyor. İşte şu an Sivas'ta hava eksi bir derece. Başka bir bilgiye gerek yok, yöne gerek yok değil mi? Bu da skaler, sıcaklık. İşte bazı büyüklüklerimiz skaler, bazı büyüklüklerimiz vektörel. Vektörel olan büyüklükleri vektörle gösteriyoruz. Vektörleri nasıl gösteriyoruz? Mesela bir A vektörü, bunun bir vektörel büyüklük olduğunu belirtmek için üzerine yatay ok koyuyoruz. Bu vektörün büyüklüğü ise mutlak değer içinde A. Bu sayısal kısmı demek. Değil mi? Şimdi bu üç tane vektörünüz var. Biri büyük, biri orta, biri küçük. Şu başladıkları noktaya adı üstünde başlangıç noktaları diyoruz. Şu bittikleri noktalara bitiş noktaları diyoruz. Böyle doğrultuları var. Şu doğrultuda duruyor. Değil mi? Ve bu doğrultu üzerinde iki yönü de gösterebilir. Yukarı ya da aşağı. Şu an yukarı gösterdiği için bir de yönü var. Klasik bu vektörün tanımı şöyle yapılır. Başlangıç ve bitiş noktası olan, bir doğrultusu olan ve yönü gösteren doğru parçasına vektör denir. Kitabi tanım bu. Tamam mı? Şimdi vektörleri böyle gördük. Gördüysek yavaş yavaş bunlarla ilgili işler yapalım. Şimdi vektörlerin eşitliği öncelikle. Hangi vektörler birbirine eşittir? Şimdi vektörlerin nesi var? Bir doğrultusu var, gösterdiği yön var. Bir de bu şuradaki demin unuttuk. Büyüklük ya da şiddet diyoruz. İşte bu yüksek şiddetli, bu orta şiddetli, bu düşük şiddetli bir vektör değil mi? Dolayısıyla iki vektörün birbirine eşit olması için bir kere matematik olarak sayıların da eşitliği ancak 5'e eşit olur. Yani bu büyüklük kısımları eşit olacak. 1. Şiddetleri eşit. Ve o vektörel nicelik aynı etkiyi gösterecek. Yani şunu demek istiyorum. İki tane sandalye var. İkisine de kuvvet uyguladım. İkisine de 10 Newton'luk kuvvet uyguladım. Uyguladığım vektörlerin şiddeti eşit. Peki bu iki sandalye aynı miktarda mı ileri gider? Aynı yere mi varır? Aynı yere varması için koşulumuz ne? Cümleye nasıl başlamıştık? Aynı etkiyi yapması lazım. Şimdi 10 Newton'luk iki tane sandalyeye eşit kuvvet uygulamam acaba bunlarda aynı etkiyi mi yaratacak? Belki birini pencereye doğru ittim, öbürünü kapıya ittim. O zaman vektörlerimiz eşit değil. Demek ki uyguladığım doğrultu ve yön de eşit olacak. Ve yönleri de eşit olacak. Dolayısıyla işte şöyle bir vektörünüz varsa, 5 birimlik, bu vektöre eşit diğer bir vektör, aynı bunun gibi buna paralel duracak, aynı yönü gösterecek, yine kendi 5 olacak. Ama illa uzayın bu noktasında başlayıp bu noktasında bitmesine gerek yok. Yani bu vektörü alırım, buradan şuraya da götürür çizersem, hiç yönünü, doğrultusunu, açısını bozmadan 5 birim olarak, bu vektör bu vektöre eşit. Şu A vektörü olsun, büyüklüğü 5 birim. Bu da B vektörü olsun, büyüklüğü 5 birim. Şu an bunlar paralel ise şu an bu A vektörü B vektörüne eşit. Ama bir tane de C vektörümüz olsun, şöyle duruyor. Yine büyüklüğü 5 birim. Ama bunlar C'ye eşit değil. Çünkü niye?
Yönü farklı. Ama büyüklük olarak bunlar birbirine eşit. A vektörünün büyüklüğü eşittir B vektörünün büyüklüğü eşittir C vektörünün büyüklüğü. Ama vektör olarak eşit mi? Hayır. C bunlardan farklı. Tamam mı? Bunlar bildiğiniz şeyleri hatırlatıyorum. Vektörün tersi, bunu da hatırlıyorsunuzdur. A vektörümüz var. Bu vektörün tersi, yani eksi A nedir? Eksi ile çarpmak demek, çarpı eksi diyelim şöyle, her şey aynı kalacak, yönü de gösterdiği yön değişecek. 5'i eksi 1 ile çarparsak eksi 5 olur. Değil mi? Sonuçta 5 kısmı değişmiyor. Yani şu büyüklük, uzunluğu vektörün değişmiyor. 5 aynı 5 kalıyor ama başındaki işaret değişiyor. İşte o artı eksi değiştiğine göre bu artı eksi de yönleri gösteriyor. Eksi A oldu. Şimdi toplanması vektörlerin. Toplama demek aynı zamanda çıkartma. Bu tersini gördüğümüze göre artık tersini nasıl bulduğumuzu bildiğimize göre çıkarmayı da toplamayla aynı kefeye koyabiliriz. Şimdi vektörleri toplamak için 3 yöntemimiz var. Birincisi grafik yöntemiyle ucuca toplama diye bildiğiniz sizin yöntem. Geometrik toplama diyoruz buna. 1. Hatırlayın diye uç uca deyin buna. İkinci yöntemimiz olacak. O da paralel kenar yöntemi. Ki aslında onu burada çok da işlemiyoruz kitabımızda ama ben size vermiş olmak için vereyim. Bir de üçüncü bileşenlerini ayırma olacak. Tamam mı? Şimdi uç uca adı üstünde ucuca ekleyeceğiz vektörlerimizi. Şimdi ilkokul 2'de bizim zamanımızda sayı doğrusu üzerinde toplamalar ve çıkartmalar yapardık. İşte bu sayı doğrusu 3, 4, 5. Bir de bu eksiye giderdi. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye. Bu eksi sonsuza gider derdi hocalarımız. O dönemde sonsuz kavramını çok idrak edemesek de. Şimdi mesela işlem yapalım. 2 artı 3 eşittir nedir? Şöyle yapıyoruz. 2 burası. Yani işte sıfırdan başlayıp şöyle bir okla 2'yi gösterebilirim. Onun ucuna ne ekleyecekmişim? 3. 1, 2, 3 ekliyorum. Ucuna bu vektörü ekledim. Nereden başladım ben? Buradan başladım. Nerede bitti? Burada. Benim toplam işte bu okum ne oldu? 5 oldu. Cevap 5'miş derdik işte böyle. Toplamayı böyle yapardık. İşte vektör olarak topladık. 2 vektörüyle 3 vektörünü topladık. Çıkartma da toplama gibi. Mesela 2 vektöründen 3 vektörünü çıkartırsak, kırmızıyla yapalım onu da. 2 vektörümüz bu. İşte 2. Bunun ucuna eksi 3 ekleyeceğim. Yani bu 3'ü böyle değil de tersine ekleyeceğim. 1, 2, 3. Nerede başladım? İlk macerama burada. Nerede bitti? Burada. Sonuç kaça geldim ben? Nereyi gösteriyor şu an benim okum? Eksi 1. İşte vektörlerin ucuca toplanması da bu. Fakat ilkokul 2'den birazcık müfredatımızı ağırlaştıralım. Bu işlemi bir boyutta değil, iki boyutta da yapabiliriz artık. Yani A vektörümüz bu. B vektörümüz de şu olsun. İkisi farklı açılarda duruyor. Toplarken A vektörünü koyun böyle. Ucuna B vektörünü koyun. Ne yapıyorduk sonra? Başladığımız yerden nihai noktaya aradaki mesafe. İşte buradan başladım. Burada bitirdim. Benim A artı B vektörüm bu. Toplamanın bildiğiniz gibi sıra değiştirme özelliği var. Yani 3 artı 2 de 5'tir. O zaman B artı A da aynı şey. Yani B'yi alıp ucuna A'yı da eklesek biz yine buradan başlayıp burada biteceğimiz için bu bizim toplam vektörümüz. Bakın hemen hemen aynı yönü, aynı şeyi gösteriyor. Bunu siz kareli defterlerinizde yaparsanız daha iyi görürsünüz. Tamam mı? Yani bu bizim yaklaşık 10 yıldır aşina olduğunuz, 15 yıldır belki de aşina olduğunuz zaten işlemi birazcık genişlettik. Açı vererek topladık sayıları. Bu ucuca eklemi. İkincisi ise
paralel kenar yöntemi. Bu da bu iki vektörünüzü ucuca eklemiyorsunuz da başlangıçlarını ekleyip paralel kenar haline getiriyorsunuz. A vektörünüz buydu. B vektörü de şöyle kabaca duruyor. Başlangıç noktalarını birleştirdik. Şimdi bunu paralel kenar yapacağız. Yaptık. İşte şu bizim toplam vektörümüz. A artı B. Bakın aynı. Noktalı vektörler hep aynı sonucu veriyor. Bu da paralel kenar. Şimdi birden fazla vektörü, ikiden fazla vektörü toplamak isterseniz orada ucuca ekleme biraz daha pratik oluyor. Çünkü işte A vektörünüz var. Ucuna B vektörü ekledik. Başka bir C vektörünüz şöyle duruyor. D vektörünüz böyle duruyor. E vektörünüz böyle duruyor. Aldınız, alıp getirin. Ucuca ekleyin. F vektörünüz böyle duruyor. G vektörünüz böyle duruyor. Kaç tane? 1000 tane vektör var. Topluyorsunuz. H vektörü böyle. I vektörü böyle. Böyle gidiyor işte. Uzatmayalım artık. Bitti diyelim ki bu kadar vektörü toplayacaksınız. Nerede başladım maceraya? Burada. Nerede bitti? Burada. İşte benim toplam vektörüm burası. Şuymuş. Bu kadar vektörü topladım ama sonuçta toplamı bu. Ucuca ekleme biraz daha pratik. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane vektörü paralel kenarla toplayacak olsanız önce A ile B'yi toplayacaksınız. A ile B'nin başlangıç noktalarını bir araya getirip şurada A artı B'yi bulacaksınız. Sonra o A artı B'ye C'yi ekleyeceksiniz. A artı B artı C'yi bulacaksınız. Sonra o A artı B artı C'ye D'yi ekleyeceksiniz. Böyle 2, 2, 2, 2 yapa yapa bu işlemi defalarca tekrarlayıp en son toplam vektörünü bulacaksınız. O biraz daha karışık. Tamam mı? Şimdi vektörlerin bileşenleri var. Fakat bu bileşenlerden önce biz dediğim gibi birim vektör kavramını bir hatırlayalım. Dediğimiz gibi dersin başında birim vektör sadece yön göstermek için var olan vektör. İçin vardır. Yani işte sağ tarafı sağ birim vektörüyle, yukarıyı yukarı birim vektörüyle, solu sol birim vektörüyle, aşağıyı aşağı birim vektörüyle göstereceğiz. Koordinat değiştiriyoruz değil mi? Yaşadığımız dünya ya da algıladığımız dünya diyelim. Yaşadığımızın öyle olup olmadığından emin değiliz. Algıladığımız dünya 3 boyutlu. En boy yükseklik var değil mi? Çevremizde gördüğümüz. İşte onları X, Y ve Z diye 3 koordinatla göstermek alışılagelmiş. X yönünü gösteren birim vektör X birim vektörü aslında ama niyeyse işte buna Y birim vektörü demişler. Bu tarafı işaret ediyor. Y doğrultusunu gösteren birim vektöre J birim vektörü, J birim vektörü. Z doğrultusunu gösteren vektöre de Z birim vektörü. Adı üstünde bunların boyu 1. 1 birim, 1 birim. Boyu ya da şiddetleri 1. Tamam mı? Şimdi X yönünü gösteren Y birim vektörü. Bir de birim vektörleri gösterirken böyle üzerine sağ ok değil de şapka koyuyoruz. Y yönünü gösteren J birim vektörü, Z yönünü gösteren de K birim vektörü. Yani bizim 3 tane birim vektörümüz var. İ, J ve K. Biri size diyorsa ki önümden 100 km bölü saat süratle bir araç İ yönünde gitti diyorsa X ekseninde gittiğini anlayacağız. Eksi İ yönünde gitti diyorsa tersine, X'in tersi yönde gittiğini anlayacağız. Bu birim vektörleri hatırlayarak şimdi vektörlerin bileşenlerine geçebiliriz. Yeni bir sayfada. Vektörlerin bileşenleri. Şimdi nasıl ki kimyada bileşikler oluşturuyordunuz. Bir molekülün bileşenleri oluyordu. Aynı hemen hemen.
kavram olarak farklı değil. İşte su H2O neden oluşuyor? H artı 2H artı O değil mi? Suyun bileşenleri ne? 2H yani hidrojen ve oksijen özetle. Ama iki tane hidrojen biraz olmayacak ama aklınızda yer etsin diye. İki tane H, burası H eksenimiz olsun. Bir, burası da oksijen olsun. Bir tane O'yu aldım, birleştirdim. İşte bu bizim H2O'muz oldu. İki tane H aldım. İki çay kaşığı, bir çay kaşığı oksijen koydum. H2O bileşkesini oluşturdum. Bu bileşke artık. Tamam mı? Bu bileşkenin bileşenleri ne? İki H, bir tane de O. Ya da hidrojen ve oksijen. Nasıl buldum bunu? İşte bu H2O'nun H ekseni üzerindeki izdüşümüne baktım. 2'yi gösterdi. O ekseni üzerinde izdüşümüne baktım. 1'i gösterdi. İşte bunlar bunun H ve O bileşenlerinin değerleriymiş dedim. İzdüşüm ne öncelikle? Bir eksen üzerindeki gölgesi gibi düşünebilirsiniz. Zemininiz var. Bir tane kalem tutun zemine paralel. Yukarıdan da dik olarak, zemine dik olarak cep telefonunuzun flaşını yakın. Bu kalemin düşen gölgesi, kağıda düşen gölgesi, bu kalemin iz düşümüdür işte. Bu kalemi şöyle açıyla tutarsanız, buradan gelen ışıklar, bu sefer küçük bir iz düşümü oluşmuş olur. Şu kadar, değil mi? Çünkü gölge ancak bu kısma düşer. Kaleminizi dik tutarsanız, ışığı gönderirseniz, bu sefer bir nokta oluşur. İz düşümler demek ki açıya göre değişiyor. Demek ki bakın buradaki vektörün durduğu açı önemli olacak. Bu H2O şöyle olsaydı o zaman buraya mesela 1, buraya 2 karşılık gelecekti. O zaman HO2 olacaktı, o su olmayacaktı. Durduğu açı bize tamamen farklı bir şeyi veriyor. Sonuca götürüyor. Değil mi? Bir vektörünüz boyu aynı olabilir. Aynı boyda ama durduğu açı fark ediyorsa sonuçta tamamen aynı kimyada gibi farklı bir sonuca ulaşıyorsunuz demektir. Vektör de aynı şekilde. Şimdi eksenlerimiz. İki boyut üzerinde inceleyelim. Üç boyut çünkü çizmesi zor ama siz kafanıza genelleştirebilirsiniz. Y ve X ekseni. Ve burada bir tane işte duran H2O vektör değildir. Orada çok kaba bir tarif yaptım. Ama böyle bir vektörel niceliğiniz olsun. A gibi bir vektör. İşte bir aracımız gidiyor. Arada Y, X arasında yani işte kuzey doğu yönünde bir hızla giden bir aracı gösteren vektör olsun mesela bu. Şimdi dolayısıyla bu noktadan çıkan biri bu noktaya ulaştı ya da yürüyen biri. Orijinden başladı, yürüdü, buraya geldi çapraz. Ama bu yürümeyi şöyle de yapabilirdi. Önce X ekseninde gider. Sonra yukarı doğru çıkar, buraya varır. Ya da önce Y ekseninde gider. Sonra X ekseninde gider, buraya varır değil mi? Ya da tamamen farklı, saçma sapan şöyle bir, saçma sapan değil mi diyeyim de, çok dağınık bir güzergah izler, dolanır dolanır, gene buraya gider. Ama sonuçta buradan buraya ulaşmış olur değil mi? Aslında araya bir not düşmüş olduk dolayısıyla. Yer değiştirme diyorduk ki, daha önceleri vektörel bir büyüklüktür. Yani buradan başladık, buraya gittik. İster düz çizgi boyunca gidin, ister buradan böyle dolanarak gidin, ister böyle kavisli gidin. Sonuçta yer değiştirme dediğimiz şey A'dan B'ye olan mesafedir. Vektöreldir. Yönü böyle. Buradan buraya yer değiştirmişim. Ama şu alınan yoldur. Hani sürat ve hızı tanımlarken farklı tanımlamıştık ya. Hız bu yer değiştirmenin zamana bölümü ama sürat aldığınız yolun zamana bölümü. Onun için sizin hangi yoldan gittiğiniz önemli oluyordu. Şimdi burada bu kadar dolan başlı işleri bir kenara bırakıp A noktasına ulaşacağız O'dan. Çapraz gidebilirsiniz ya da dik kenarları dolaşarak gidebilirsiniz. İşte bu dik kenarlar bu vektörün bileşenleri. Buradan ışığı tutuyorum. X ekseni üzerine düşen gölge X iz düşümüdür. X ekseni üzerindeki iz düşümüdür. Buna A'nın X bileşeni diyeceğiz.
Fenerimizi buradan tutar da bu y, A vektörünün Y ekseni üzerindeki iz düşümünü gölgesini görürsek bu da A'nın Y bileşenidir. Bu vektörümüzün de durduğu açı önemli demiştik. Burası da teta olsun. Tamam. Peki bu AX'i ve AY'yi nasıl bulacağız? A vektörümüz diyelim ki 10 boyu. X'in boyu, X'teki ve Y'deki boyları ne? İşte teta'ya bağlı o. Deminki gördüğümüz gibi yatay duruyorsa tüm gölgesi X ekseninde olacak, Y'de hiç olmayacak. Düşey duruyorsa bu vektör X ekseni üzerinde hiç gölgesi olmayacak, hepsi Y'de olacak. Çapraz duruyorsa bir kısmı burada, bir kısmı burada. İşte onun için A vektörünün bileşenleri var. Bununla bu bileşti, bunu oluşturdu. A vektörünün X bileşenini bulmak için matematik, trigonometri, geometriden yararlanıyoruz. A vektörü çarpı kosinüs teta. Dik üçgende kosinüs komşu dik kenarı verir. Kosinüs teta. A vektörünün Y bileşeni ise A vektörü çarpı sinüs teta. Tamam mı? Böyle işte. Bu bileşenleri böyle buluyoruz. Peki, demin paralel kenarla toplamayı gösterdik. Onu kitabınızda çok değinmese de benim verme nedenim buydu. Çünkü bakın burada görüyoruz ki paralel kenarla AX ve AY'yi toplarsak biz A'yı buluyoruz. Değil mi? AY ve AX'in başlangıçlarını bir araya getirmişiz. Sonra paralel kenar oluşturmuşuz ki buradaki paralel kenarımız artık dikdörtgen olmuş oldu. Oluşturduk. Köşegeni çizdik. Bize vektörü verdi. O zaman bu iki vektörün toplamıdır. Yani A vektörü AX vektörü ile AY vektörünün toplamıdır. İki tane bileşen bir araya geldi, bileşkeyi oluşturdu. Tamam mı? Peki AX'i ve AY'yi biliyorsak, bize bu sayısal değerlerini vermediler. Dediler ki AX vektörümüz şu kadar, AY vektörümüz bu kadar. Biri 3, biri 4. Acaba A vektörümüz nedir? Siz aslında yine geometriden biliyorsunuz. Bu 3, bu 4 ise işte burası 5'tir. Ama nasıl buluyoruz onu? A'nın büyüklüğünü bulmak için eğer bileşenler varsa AX'in büyüklüğünün karesi artı AY'nin büyüklüğünün karesinin karekökü, Pisagor bağıntısı. AX'in büyüklüğü 3, AY'nin büyüklüğü 4. Örneğin 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü, A'nın büyüklüğü 5. Peki bu açıyı nasıl buluruz? Tanjant teta demek karşı kenar bölü komşu kenar. Yani AY'nin büyüklüğü bölü AX'in büyüklüğü. 4 bölü 3 ya da 3 bölü 4. Tanjant teta eşittir 3 bölü 4 ise teta eşittir işte 37'dir deriz. Hesap makinesi size bu sonucu verir. Tamam mı? Vektörün bileşenleri ve bileşenlerin oluşturduğu bileşke kavramı bu. Peki bunu birim vektörleri cinsinden yazmak için de şöyle kullanıyoruz. AX vektörümüz bizim A vektörünün büyüklüğüyle kosinüs teta'yı çarpın. Yani mesela A'nın büyüklüğü 5. 5 kere kosinüs 37. İşte 4'ü verdi. Yani AX'in büyüklüğünü bulduk. Fakat AX'i vektör olarak yazmak istiyorsak siz biliyorsunuz ki X yönü i'dir. Bakın buna böyle de yazabiliriz. Yani şunların muadillerini yazıyorum. AY'yi de yani vektör aslında bu yanlış bir yazım oldu. Şimdi niye yanlış olduğuna döneyim. AY'yi de şöyle yazacağız. A'nın büyüklüğü çarpı sinüs teta ile AY'nin büyüklüğünü bulduk daha. Ama AY'nin kendisini yazmak istiyorsak AY hangi yönde? J. Asıl doğru bu. Deminki niye yanlış? Gözümüzden kaçtı. Çünkü eşitliğimiz var. Eşitliğimizin solu ve sağı aynı olmak zorunda. Şimdi burada solunda AX denilen bir nicelik var. Vektörel. Sayı üzerinden gidelim. İyice anlayın. A'nın boyu 5 olsun. Bu açıda 37 olsun. 5. 5 kere kosinüs 37. 4'ü verecek değil mi? AX'in boyu da o zaman bu iz düşümün boyu da 4. 5 kere kosinüs 37 de 4. Şimdi 4, 4'e eşit gibi görünüyor. Eşitliği doğru yazdık gibi. Fakat bir sıkıntı var. Bunları biz iki tarafta yön gösteren nicelikler bunlar.
Demek ki yönler eşit mi acaba? Bir önceki sayfamızda ne yapmıştık? İki vektörün eşit olabilmesi için yönleri doğrultusu da eşit olacak. Şimdi bunların sadece büyüklüğünün eşit olması, hatırlarsanız orada A eşit değil, C demiştik. Büyüklük olarak eşit ama yönleri eşit mi? AX bu tarafı gösteriyor, A bu tarafı gösteriyor. Şimdi dolayısıyla bu eşitliği biz nasıl yazdık? Ya da altında AY bu tarafı yukarı gösteriyor, A çaprazı kuzeydoğuyu gösteriyor. O zaman burası eşit midir? Aslında değildir. Dolayısıyla bu yazım yanlış oldu. Bu yazımı nasıl doğru hale getireceğiz? Bir önceki sayfada ne yapmıştık? A eşit değil C demiştik ama A'nın büyüklüğü C'ye eşittir. O zaman bunu böyle yaparsak şimdi doğru olmuş oldu değil mi? A'nın büyüklüğüyle kosinüs teta'yı çarparsak AX'in büyüklüğüdür. Ama yön olarak ancak şu doğrudur. Bu ifademiz bizim. Öbür türlü şu doğru değildi. Bunu doğru hale getirmek bu şekilde mümkün oldu. Şimdi bir örnek çözelim. Kitabınızdan diyor ki bir havaalanından ayrılan küçük bir uçak kuzeyden doğuya doğru 22 derecelik bir açıda ve 215 kilometre uzakta tespit ediliyor bir süre sonra. Bu y eksenimiz kuzeyi göstersin. Bu da x eksenimiz doğuyu göstersin. Havaalanından ayrıldı. Kuzeyden doğuya 22 derecelik açıyla gitmiş. Ve 215 kilometre uzaklaşmış. Sonra tespit edilmiş şurada. Buradan başladı buraya gitti. İsterse böyle dolanarak gitmiş olsun. Nasıl giderse gitsin. Sonuçta biz havaalanından ayrıldığı noktayı ve belli bir süre sonraki tespit ettiğimiz noktayı biliyoruz. Bu. Yer değiştirmesi bu. Bizi ilgilendiren kısmı. Bu uçak diyor ne kadar doğuya ne kadar kuzeye kaymıştır ya da yer değiştirmiştir. Yani bileşenleri nedir? Bu bizim yer değiştirme vektörümüz olsun. D, dx, dy vektörlerini istiyor. Dx'i ne kadar doğuya gittiğini bulmak için büyüklük olarak 215 çarpı bu açının karşı kenarı sinüsü verir. Sinüs 22. Kosinüsü kullanacaksanız buradaki açıyı alacaktınız dx'i bulmak için. Yani hani x'i bulurken kosinüsü kullanıyorduk diyecek arkadaşlar için açı burası iken kosinüs. Ezber yapmayın diye bu süsü burayı vererek yaptım. Yani illa burada kosinüs diye bir şey yok. Kullandığınız açının hangisi olduğuna göre bu kosinüs, sinüs değişir. Dy ise 215 çarpı bu açının kosinüsü. Hesap makinelerinizden bu işlemi yaparsanız bunun 81 kilometre, bunun ise 199'muş. 199 kilometre olduğunu görürsünüz. Yani bu uçağımız doğuya 199 kilometre, kuzeye 199 kilometre, doğuya da 81 kilometre gelmiş. Peki bunu vektör cinsinden yazarsak dx vektörümüz bizim 81 kilometre i yönünde, dy vektörümüz 199 kilometre j yönünde. Tamam mı? Evet. Şimdi vektörlerin bileşenleri vardı. Demiştik ki vektörleri toplamaya başlarken 3 yolla toplayabiliriz. 1 uç uca ekleme, 2 paralel kenar, 3 de işte bileşenleri yoluyla. Bileşenleriyle toplama. Vektörleri. Bu çoğu durumda en basit yöntemdir. Yani bir R vektörünüz var. A ile B'yi toplayarak bulacaksınız. İşte deminki gibi olsun. A vektörümüz böyle duruyordu. B vektörümüz böyle duruyordu. Bunları ucuca ekleyerek toplayabilirsiniz. Aynı zamanda bunu böyle kendi içinde x eksenine, xy eksenine koyarsınız. Bunun bir ax bileşeni var. Bir de ay bileşeni var. Değil mi? B'nin de aynı şekilde bx bileşeni var. Ve by bileşeni var. Böyle. X bileşenlerini kendi arasında, Y bileşenlerini kendi arasında toplayarak işlemi yaparsınız. Yani şu, R eşittir.
A vektörümüz bizim neden oluşuyor? AX artı AY'den değil mi? Şöyle yazalım açık açık. AX artı AY. Şuradaki veriyi kullanarak yapsın. Bu bağıntıyı kullanarak yazıyorum. Genişletiyorum yani şunu. B vektörümüzde bileşenleri cinsinden BX artı BY değil mi? Biraz daha işi geliştirelim. AX dediğim şey, şimdi bu kutu içindeki değerleri kullanıyorum. A çarpı kosinüs teta i artı AY dediğimiz şey A çarpı sinüs teta j, ama teta neresi? Ana şeklimizdeki şu açı. Artı B için de aynı şeyler. B'nin büyüklüğü çarpı kosinüs teta i, yani şu BX, artı B'nin büyüklüğü çarpı sinüs teta j. Buradan ne olacak? İ'leri kendi arasında toplayabiliriz. Çünkü şu vektörle bu vektörü toplamak işleri tekrar başa sardırıyor. AX ile BX'i, AY ile BY'yi toplayacağız. O zaman i parantezinde işte A cos teta artı B cos teta, bunlar i yönündekiler, artı A sin teta artı B sin teta, bunlar da j yönündekiler. Sayısal bir değer i yönünü gösterecek, sayısal bir değer j yönünü gösterecek. Sonra da bunları elde ettiğimiz sonucu Pisagor bağıntısıyla tekrar birleştireceğiz ve sonucu bulacağız. Şimdi örnek üzerinden onu da görelim. Yeni bir sayfada. Örnek. Kitabınızdaki yine. Aşağıdaki 3 vektör, aşağıdaki 3 vektörü toplayınız. Toplam vektörü R nedir? Şimdi A vektörümüz şuymuş. 4,2 metre i yönünde. 1,5 metre j yönünde. B vektörümüz eksi 1,6 metre i yönünde. 2,9 metre j yönündeymiş. C vektörümüz de eksi 3,7 metre j yönündeymiş. Yani şu çizeyim eksenlere. Bu y eksenimiz, bu x ekseni. A vektörümüz şuymuş. Yatayda 4,2 olan, düşeyde de eksi 1,5 olan. Şu vektör bizim A vektörümüz. Kabaca çiziyorum. B vektörü yatayda eksi 1,6 olan, düşeyde 2,9 olan bileşenleri bu. Bu da bizim B vektörümüz. C vektörümüz ise sadece düşey bileşeni olup eksi 3,7 olan böyle bir vektörmüş. Şimdi bu vektörleri toplayın. İsterseniz alın ucuca ekleyin bunları. Alın bunu buradan getirin, şunun ucuna ekleyin. Sonra bunun ucuna C'ye ekleyin. Sonucu bulun. Zorlanacaksınız. Paralel kenarla yapabilirsiniz. Önce A ile B'yi toplayabilirsiniz. Buradaki açıyorsunuz. Değil mi? Dolayısıyla bunun ikisi arasındaki açıyı da bilirsiniz. Paralel kenar yapın. Bunların boyunu da biliyorsunuz. Paralel kenarın kenarlarını. A artı B'yi bulun. Onu koordinat sisteminde yerleştirin. Sonra onunla C'yi paralel kenara yapın. Bulun. O da biraz uzayacak. En kolayı bileşenleri cinsinden toplamak. X'leri kendi içinde, i yönlerini, j yönlerini de, yani y yönlerini de kendi içinde topluyoruz. O zaman bizim toplam R vektörü nedir diyor? 4,2 eksi 1,6 var i'de. Başka i yok. J'lere bakalım. Eksi 1,5 var. Artı 2,9 var. Eksi 3,7 var. Bunlar da J yönündekiler. O zaman 4,2'den 1,6 çıktı. 2,6 i ve 3,7, 1,5 daha eksi 5,2'den 2,9 çıkarsa 2,3 kalır. Eksi 2,3 j metre cinsinden tabii. Bu bizim R vektörümüzmüş. Yani sonuç vektörümüzün yatayı 2,6, düşeyi eksi 2,3'ü gösteriyor. Bu 3 vektörümüzün toplamı buymuş. Tamam mı? Peki bu vektör, sonuç bu. R vektörünü bulunuz. Fakat bu vektörün büyüklüğü ne? Şu boyu. Onu da dedim ya demin. Pisagor'la bulacağız. İki kenarı belli dik üçgenin R'nin büyüklüğünü bulmak için
2,6'nın karesi artı eksi 2,3'ün karesinin karekök, kenarların karesini alıyoruz, topluyoruz, karekökünü alıyoruz. Bu bize yaklaşık 3,5 metre veriyormuş. Peki bu vektörümüz hangi yönü gösteriyor? Vektörün sadece boyunu bulmak yeterli değil. Gösterdiği yön önemli. Bunu da şu teta ile bulalım. Tanjant teta demek, şuraya teta dediysek, karşı kenar bölü, pardon, karşı kenar eksi 2,3 bölü komşu kenar 2,6. Buradan her iki tarafı tanjanta bölerseniz tanjantlar gider, teta kalır. Burada 1 bölü tanjant olur. Yani tanjant üzeri eksi 1 artı tanjant demek. O zaman buradan teta eşittir. Tanjant üzeri eksi 1 eksi 2 bölü 3, 2,3 bölü 2,6'dan. Buradan teta'yı hesap makinesiyle işlem yaparsanız eksi 41 derece bulursunuz. Bu açılara birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge olduğuna dikkat edin. Bazen hesap makinesi, çünkü bunların hep simetrik fonksiyonlar olduğu için, tanjant, trigonometrik fonksiyonlar, bunların birinci bölgenin üçüncü bölgede aynı değeri var. İkinci bölgenin dördüncü bölgede aynı değeri var. Mantık olarak düşünün, bulduğunuz sonuç sizin beklediğinize uyuyor mu? Eksi 41 uyuyor gibi. Ama 150, 180 verdi mesela, 170 verdi sonucu hesap makinesi. O zaman burası öyle bir şey olamaz. Analizi iyi yapın, açı hesap makinesinin verdiği değerle. Eksi 41, beklediğimiz açı 41 dereceymiş şurası yani. Eksi demek, şu demek, bizim açılarımız geometride tanımlanırken x ekseninden saat yönünün tersinden tanımlanır. Yani sonuç artı 41 çıksaydı, açı şurada bir yerde olurdu. Bu 41 derece olurdu. Eksi 41 demek, bu yöne gitme de tam tersi yönde git ve 41 dereceyi bul. Bu eksi, o eksiyi gösteriyor. Normalde dediğim gibi, tekrar ediyorum, açı saat yönünün tersi ve x ekseninin pozitif tarafından başlayarak tanımlanır. Bir tane daha örnek var ardına. Bunun biraz daha 5 vektörlüsü. Onu size alıştırma olarak bırakayım. Son olarak şunu işlememiz lazım çünkü. Vektörlerin çarpılması. Vektörlerin çarpılması da 3 çeşit çarpımdan bahsedebiliriz. Vektörlerin çarpımı diyelim. 1. Vektörün bir sayıyla çarpılması. Bu çok çarpma demiyoruz aslında. Sayıyla çarpma. Yani şöyle bir A vektörünüz var. Bunun büyüklüğü 4 birim. 2 ile çarparsak 2A vektörü olur. Yani yönü, doğrultusu aynı kalacak. Sadece şiddeti değişecek. İşte 1 bölü 4 ile çarparsak boyu 1 olacak artık. 1 bölü 4A vektörü olacak bu. Boyu 1 birim olacak. Yön ve doğrultu aynı kalıyor. Fakat o sayısal değer bunun büyüklük kısmını etkiliyor. Sayı ile çarpılmada. Asıl çarpmalar 2 ve 3 başlığı altında. Vektörlerin birbiriyle skaler çarpımı var. Buna nokta çarpımı da denir. Çünkü çarpma işaretini noktayla gösteriyoruz. Bir de vektörel çarpımı var. Bunu da çapraz çarpım denir. Çünkü çarpı işaretiyle gösteriyoruz. Çapraz çarpım. Bu çarpımı birbirinden ayırmak için. Şimdi iki tane vektörünüz var. Mesela A ve B gibi. Şöyle. Bunları çarpacağız. A çarpı B skaler nokta çarparken araya nokta koyduk. Bu A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı aralarındaki açının kosinüsüyle tanımlanır. Şimdi bunların arasındaki açı şu. A vektörü bu. Paralel kenar oluşturacak şekilde başlangıçlarını bir araya getirdik. Aralarındaki açı teta. A, B, kosinüs teta. Skaler çarpım denmesinin nedeni sonuç bir skaler sayı. Sonuç bir sayı. Tamam mı? Yön yok sonuçta. Sadece biz sonucun sayısal kısmıyla ilgileniyoruz. Vektörel çarpımda paralel gidelim. Vektörel çarpımda sonuç bir vektör çıkacak yine. Adından da anlaşılacağı gibi. Bu sefer bu vektörleri araya çarpı işareti koyuyoruz. Öyle gösteriyoruz bu çarpımı. Yine A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü. Bu sefer sinüs teta.
Ama sonuçta eşitliğimizin solunda bir yön var. Buraya da sağına da bir yön bulacağız. Bu yön de hep ürktüğünüz, bir türlü anlamakta zorlandığımız diyelim, siz demeyeyim, biz çok zorlanırdık. Sağ el kuralıyla bulunur yön. Yani A çarpı B'yi yaparken burada elinizin, sağ elinizin dört parmağı A'dan B'yi gösterecek şekilde yönlendiriyorsunuz elinizi. Şöyle dört parmak burayı gösteriyor. Baş parmağınızı açıyorsunuz. Ne tarafı gösterirse. Bilgisayar monitöründen içeriği gösteriyor. İçeri işareti şöyledir. Yön bu. B ile A'yı çarparken ise bu A, B çarpım yönü. B ile A'yı çarparken bu sefer parmaklarınız yukarı gösterecek sağ elinizi. O şekilde konuşlandırıyorsunuz. B'den A'ya doğru. Bu sefer baş parmağınız tam size doğru dönmüş olacak. Dışarı. B ile A çarpımı ise yönü dışarı. Ama şimdi bu ikisini yazıp karıştırmayalım. Biz burada A çarpı B'yi yaptık sadece. Yönümüz bu. Sağ el kuralını hatırlayın tekrar diye ben böyle hızlıca geçtim. Şurada yön falan yok. Burada yön de önemli. Bu iki vektör, bu iki çarpım şekli ileride enerji konusunda göreceğimiz gibi gerçekten çok farklı sonuçlara götürüyor. Mesela iş, güç, enerji konusunda kuvvet vektörel bir büyüklük ve yol, o kuvvetin uygulandığı mesafe, yer değiştirme, D'nin çarpımı skaler çarpılır. Çünkü iş sonuçta bir enerjidir, kalori, jül. Yaptığım işin yönü olmaz değil mi? Koştum 20 kalori harcadım. İyi yönünde 20 kalori harcadım diye bir şey yok değil mi? Enerji skaler bir büyüklük. Onun için kuvvetle yer değiştirmeyi skaler çarparak enerjiyi buluruz. Ama bunların ikisi vektör. Sonuçta bir skaler sayı elde etmek istiyorum. Bunları skaler çarpıyorum. Aynı bu iki niceliği vektörel çarpınca ise hatırlayacağınız gibi moment diyordunuz. Torku veriyor. Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Tork ve bir yönü var. Sağ el kuralıyla bulunuyor. İşte vidaya sağa doğru çevirirseniz vida içeri girer tahtaya. Sola doğru çevirirseniz vidayı dışarı çıkartırsınız. Yani torkun bir yönü var içeri ya da dışarı. Bu da vektörel bir büyüklük. Bakın aynı iki şeyi farklı yöntemlerle çarptım. Birinde skaler olan işi buldum. Birinde bambaşka bir şey vektörel olan torku buldum. Demek ki bu çarpma şuradaki işaret gerçekten çok önemli. Skaler çarpım şöyle de tanımlanır. Son bir şey söyleyeyim. A ile B'yi çarpmak demek A'nın üzerine A çarpı kosinüs teta. Bunu şurada şöyle gösterelim. Mesela A vektörünüz bu. B vektörünüz yataydaki bir vektör olsun. Aralarındaki açı teta. A çarpı kosinüs teta demek vektörlerin bileşenlerine görmüştünüz. Neydi? A'nın izdüşümü. AX yani. A çarpı kosinüs teta bunu verecek. İşte bir vektörün diğeri üzerindeki izdüşümü A kosinüs teta B üzerindeki izdüşüm verir. O izdüşümüyle o vektörün çarpımıdır bu skaler çarpım. Mesela B veya B'nin A üzerindeki izdüşümü olursunuz. Çünkü B kosinüs teta da bu sefer A ekseni üzerinde B'nin izdüşümünü verir. Bununla o izdüşümle A vektörünü çarpmak demek. Yani ikisi de aynı yönü gösteriyor değil mi? Gördüğünüz gibi A kosinüs teta ile B aynı yönde zaten. A kosinüs teta bu. B de bu yönde. İki tane aynı yönü gösteren vektörü çarpıyorsunuz. Yön bir nevi artık ortadan kayboluyor gibi. Burada aklınızda kalsın. Ama burada vektörel çarpımda öyle bir şey söz konusu değil. Bir de son olarak şunu verelim. Bu birim vektörlerin, biraz bugün ders uzadı ama bitirelim. Diğer gruplara yetişelim. Birim vektörlerin çarpımı önemli. İleride yapacağımız işlerde. Bu bizim y eksenimizdi. J birim vektörü diyorduk. Bu i'ydi. Şimdi i ile hepsinin arasında 90 derece var değil mi? Skaler çarpıma bu birim vektörleri bir bakalım. Birim vektörlerde. Çünkü ileride işimize yarayacak. Mesela i ile i'nin çarpımı aynı birim vektörlerin çarpımı. Şimdi birim vektör boyları 1 olan aralarındaki açı i ile i'nin kosinüs 0 olduğu için kosinüs 0'da 1 olduğu için 1. Aynı birim vektörlerin çarpımı, skaler çarpımı bize 1'i verir.
farklı birim vektör. Mesela i ile j'yi ele alalım. Diğer hepsi için siz deneyebilirsiniz. Yine boylar 1 ama i ile j arasındaki açı 90 olduğu için kosinüs 90 yazacağız. O da 0 olduğu için 0. Farklı birim vektörlerin skaler çarpımı 0. Bunlar önemli. Vektörel çarpımda ise i ile i'yi çarpalım. 1 çarpı 1 çarpı bu sefer sinüs 0 oldu. Ama sinüs 0 0 bu sefer 0. Bakın bu sefer de aynı birim vektörlerin vektörel çarpımları 0 verecek. Farklılarının çarpımı ise yine bir tanesini örnek veriyorum. Gerisi size kalsın. I ile j 1 çarpı 1 çarpı i ile j arasındaki açı 90. Ama bir de sonuçta yön olacak değil mi? Yani burada eksik kaldı yön. 1 oldu burası. Hangi yönü gösterecek? Sağ el kuralı. Sağ elinizi yine 4 parmak i'den j'ye gösterecek şekilde tutun. Baş parmak sizi gösterecek. Yani dışarı. I ile j'nin çarpımı dışarı. Peki burada dışarıyı gösteren koordinatımız ne? K. O zaman dışarı yazmayalım buraya. K yazalım. Demek ki i ile j'nin çarpımı k birim vektörünü veriyormuş. Diğerlerine siz uygulama yapın. Mesela j ile i'yi de ben sözel söyleyeyim. J'den i'ye elinizi tutarsanız sağ elinizi, dört parmağını, bu sefer baş parmağınız monitörden içeri girecek. Yani k'nın eksisini gösterecek. J ile i'nin çarpımı ise eksi k'dır gibi. Şimdi bu vektörlerin skaler ve vektörel çarpımını şöyle de yapabilirsiniz. Mesela A ile B'yi skaler çarpacağız. A'nın AX, I artı B, A, Y, J olduğunu düşünün. Değil mi? Bileşenler cinsinden. Bunu BX, I artı B, Y, J olan bu vektörle çarpıyorum. Şimdi dağılma ile çarpım yapalım. I ile i'nin çarpımı skaler 1 verecek. O zaman ax i ile bx'in çarpımı ax bx. Ax i ile by j'nin çarpımı 0. J ile i'nin çarpımı yine 0. J ile j'nin çarpımı yine 1 olduğu için ay by. Demek ki i'li terimleri kendi içinde, y'li terimleri, j'li terimleri kendi içinde sayısal olarak çarpıyoruz skalerde. Vektörelde ise biraz daha karışık. A çarpı b. AXI, AYJ olsun. 3 boyutta da yapabilirdiniz bunu. Bu sefer çarpı işareti. BXI artı BYJ. Şimdi bu sefer I ile I'yi çarpacağız. 0 olacak. Ama I ile J'yi çarpınca ne geliyormuş? K. AX, BYK. AY, BX, J ile I'nin çarpımı da eksi K'dır. Demin göstermiştim size. AY, BX, eksi k, j ile j'nin çarpımı da 0. Bakın bu da vektörel çarpımın nasıl yapıldığı. Örnek problem yaparak konumuzu bitirelim. Sonra haftaya bu konunun problemlerini yaparız. Örnek. A eşittir 3i eksi 4j ve başka herhalde bir vektör bu. Yazmayı unutmuş kitabımız. B eşittir. Eksi 2i artı 3k. Vektörleri arasındaki açı nedir? Yani şu. Bu vektörlerimiz bu x bu y ekseni. A'mız 3 ve eksi 4'te duran bir vektör. Yani şu vektör. Bu bizim A'mız. B de eksi 2'ye 3'te duran şu vektör. İşte bunların arasındaki açı teta eşittir soru işareti. Fi demiş kitabımızda teta diyelim. Bu teta kaç derecedir? Şimdi A ile B'yi skaler çarpalım. İki yöntemle çarpalım. Bir bu yöntemle, bir de o demin verdiğimiz bağıntıyla. Şimdi bu yöntemle çarpınca 3i eksi 4j ile eksi 2i artı 3k'yı çarpacağım. 3 ile eksi 2 eksi 6, i ile k 0, j ile i 0, j ile k yine 0 değil mi? O zaman sonuç eksi 6'ymış. Nasıl buluyorduk a çarpı b'yi? A'nın büyüklüğü çarpı b'nin büyüklüğü çarpı aralarındaki açının kosinüsü. Kaça eşit olacakmış? Eksi 6'ya. A'nın büyüklüğü nedir?
3, 4, 5. B'nin büyüklüğü nedir? 3'ün karesi artı 2'nin karesinin karekökü. Yani kaç o? Hesap makinesiyle hemen yapalım. 3'ün karesi 9 artı eksi 2'nin karesi 4, 13, kök 13. Bu da yaklaşık 3,6. 5 çarpı 3,6 çarpı kosinüs teta eşittir eksi 6'ymış. 5 çarpı 3,6 18 diyelim. Yani 6 bölü 18. 0,33. Kosinüs teta eşittir. Eksi 0,333 diye gidiyor. O zaman arc kosinüsü hesap makinesinden bulurken, siz göremiyorsunuz hesap makinamı çünkü ben sadece tahtayı paylaştım. Ne yapacağız? Teta eşittir arc kosinüs eksi 0,33'ü alacaksınız. Buradan da teta'yı yaklaşık 110 derece bulacaksınız. Bu aralarındaki açı iki vektörün 110 dereceymiş. Nasıl yaptık? Skaler çarpımı iki şekilde yaptık. Bir, bileşenlerini dağıtma usulüyle çarptık. Bir de bağıntıyla çarptık. Orada teta ifadesi var. Buradan da sonucu bulduk. Evet, biraz uzadı bugün dersimiz ama bitirdik konuyu. Haftaya problemlerini çözeriz.